Ali Saydam Branson olayından çıkarılacak iletişim dersi Toplumu, hedef kitle ve sosyal paydaşları ilgilendiren, onların bizimle ilgili oluşan fikirlerini etkileme ihtimali bulunan olayların her zaman üç boyutla ele alınmaları gerekir. Öncesi, sırası ve sonrası. Bütün bunların önünde ise olayı fenomen, biçim, içerik, öz dörtlüsü ışığında okumak son derece önemlidir. Çünkü iletişimin üçlüsünün olayın dörtlüsü ile senkron yönetilmesi gerekir. Branson davası fenomeni itibariyle sıradan bir kriminal vaka mıdır yoksa çok yönlü siyasi boyutları olabilecek bir olay mıdır? Herhalde ikincisi. O halde öncesinde yapılacak hareketler iki yıl önce buna göre olmalıydı. Oysa herhangi bir hain FETÖ'lü davası gibi konumlandırıldı. Burada savcılık sistemimizin iletişimden uzak durmasının, durdurulmasının rolü büyüktür. Bu analiz diğer üç unsur ve iki aşama içinde yapılırsa ortaya ders alınacak bir dizi unsur çıkar. Sonuç itibariyle içeriğinde Türkiye'nin son derece başarılı bir şekilde yönettiği bir süreç fenomeninde istenildiği gibi algılanmamıştır. ABD Başkanı'nın bu olayı kendi zaferi olarak konumlayabilmesinin bir nedeni de rahibin gündeme geldiği ilk günlerde olayın iletişim boyutunun gerektiği güç ve içerikte ele alınmaması olabilir mi acaba? Muhammed Bin Selman'ın iletişim Atakları Bu hafta Yeni Şafak'ta Küçük Despot başlıklı çok ilginç bir yazı vardı haber servisinin araştırmasında 2017 yılında saray darbesiyle binlerce muhalif ve rakip ismi hapse atarak servetlerine el koyduğu iddia edilen ve de son olayda yani Suudi kökenli ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortalıktan kaybolması sürecinde işin düzenleyicilerinden olduğu görüşü ağırlık kazanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın son birkaç yılda düzenlediği iletişim projeleri somut örnekleriyle ortaya konuyor. Suudi Arabistan'da tüm gücü elinde tuttuğu bilinen veliaht prensin batı medyası tarafından reformist ilan edilmesi boşuna değildi. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Trudeau'nun ve de Fransa Devlet Başkanı Macron'un hele olay bir aydınlatılsın sonra pozisyon alırız şeklindeki şaka gibi tavırlarının arkasında Selman'ın 2018 yılında Washington, Londra ve Paris'te kırmızı halılarla karşılandığı ortamlarda yaptığı kritik görüşmeler ve de bu ülkelere kesenin ağzını açması yatmıyordu da ne yatıyordu acaba?'' Muhammed bin Salman Le Point dergisi tarafından Kudüs, Orta Doğu ve Suudi Arabistan'ı değiştiren adam The New York Times yazarı Thomas Friedman tarafından Suud Bahar'ın habercisi sözleriyle övülmüştü. Yeni Şafak haberinde Washington Post, The New York Times, Financial Times gibi gazetelerin ve The New Yorker, The Economist, Time, Newsweek gibi dergilerin veliaht prensin adeta halkla ilişkiler PR departmanı gibi hizliği ortaya konuyor ve bu yayınlardan bazılarının kapakları sergileniyor. The Telegraph gazetesine göre Prens İngiltere'ye İslam'ı modernize etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor diye seslenmiş. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Prens için desteğimizi hak ediyor demiş. Al gülüm ver gülüm. Suudi veliaht Amerika'daki Yahudi lobisini de ihmal etmemiş. Toplantılarda Selman'la Baya liderleri hoşgörü timsali ve terörle mücadele ortağı olarak ilan edilmiş. Selman daha sonra şu şahıslarla sıcak temaslarda bulunmuş. Henry Kissinger, Bill Clinton, Hillary Clinton, New York Senatörü Chuck Schumer, Michael Bloomberg, Barack Obama, John Kerry, David Petraeus, Condoleezza Rice, George W. Bush. Görüşmelere Bill Gates, Elon Musk, Peter Thiel, Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft, Boeing, Amazon, Uber, Walt Disney ve Lockheed Martin'in CEO'ları da eklenmiş. Selman'ın yürüttüğü iletişim çalışması ve işin içine PR yatırımı olarak gömdüğü bilinen milyarlar boşa gitmemiş. En son işi Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da tutuklayıp istifasını zorla elinden alacak kadar ileri götürmesine rağmen Batı medyasında ılımlı isyan ve İslami reformizin başarılı öncüsü olarak kabul görmesini önemli bir iletişim zaferi olarak tespit etmek mümkündür. ABD, Irak müdahalelerini ve o topraklarda milyonlarca insanın katledilmesini Türkiye hariç pek çok ülke halkına bir özgürlük, barış ve demokrasi harekatı olarak yutturmayı başarmışsa, benzer bir iletişim başarısını da şu son dönemde veliaht prens sergiliyor.